Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İsrail açık bir şekilde Türkiye'yi tehdit ediyor. Bölgeye resmen gözlerini diktiler. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Kürt halkı büyük bir millet, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük milletlerden birisi. Onlar bizim doğal ortaklarımızdır şeklinde küstah bir açıklama yaptı. İsrail Devleti'nin yeni Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da Kürt ve Dürzi topluluklarıyla beraber ittifaklar kurmaları gerektiğini savundu. Görevden alınan Gallant'ın yerine savunma bakanı olan bu kişi, devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında Kürt halkı büyük bir millet, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük milletlerden birisi, onlar bizim doğal müttefiklerimizdir şeklinde oldu. Kürtleri İran ve Türk baskısının kurbanları olarak isimlendiren bu kişi, onlara ulaşmamız, onlarla bağımsızlıklarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var şeklinde konuştu. Ayrıca Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıkları olası ortaklar olarak gördüğünü ifade eden İsrail Dışişleri Bakanı, her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın ifadelerinde bulundu. Bu ittifakların Gazze ve Lübnan'daki savaşlardan sonra planladıkları Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılacak anlaşmalarla birlikte şekillenmesi gerektiğini söyleyerek İsrail'in geçen yılki kararlı duruşu, İran eksenine karşı savaştaki başarıları onu eskisinden daha önemli bir bölgesel uluslararası oyuncu haline getirmiştir şeklinde oldu. Hollanda'da Tel Aviv taraftarlarının ırkçı tezahüratlarını çıkardığı olaydan sonra saldırıya uğramasına değinen bu kişi, Dışişleri Bakanlığı'nın Perşembe günü Amsterdam'da İsrailleri hayal kırıklığına uğrattığını da savunmuş oldu. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.